Good morning everybody. Herkese welcome günaydın. Hoş geldiniz. This session of modernization of mining. Madenlerin modernleşmesi oturumuna hoş geldiniz. Bizim ilk sunumumuz çağrılı bir konuşmacı, davetli bir sunum olacak. Alistair MacFarlane tarafından yapılacak. Alistair Bey sunumuna başlamadan önce kendisiyle ilgili küçük bir bilgi vermek istiyorum. Kısa bir bilgi paylaşmak istiyorum arkadaşım Ece Hanım'la birlikte. Deputy Mine Manager and Kendisi maden yöneticisi, yardımcı yöneticisi Cleveland Potash'ta, maden yöneticisi ve danışman ve kaynak yöneticisi AngloGold'da, Wits Üniversitesi'nin kıdemli öğretim üyesi, lisans dersleri, kütlesel ve açık katlarda, derslerde maden metodolojileri, tasarım, maden yatırımı ve mineral kaynak yönetimi ile ilgili dersler veriyor. Maxim Mining danışmanlık şirketinin sahibi ve yöneticisi. Birçok şirketlerin, Güney Afrika'daki birçok maden şirketine danışmanlık yapıyor. Zambiya, Tanzanya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Avustralya'daki şirketlere danışmanlık yapıyor. Sebilo'nun kurucusu ve yöneticisi. BBE maden şirketinde Kuzey Cape Town'da çalışan şirketin danışmanlığını yapıyor. Co-founder and ve korucusu eş Mandela Mandela madenciliğinin eş kurucusu ve eş yöneticisi Güney Afrika Maden Enstitüsü ve Metalürji Enstitüsü'nün başkanı. Evet. Ken Alistair'ı konuşmasını sunmak için sahneye davet ediyoruz. Güney Afrika mineral endüstrisinde ki araştırma, geliştirme ve inovasyon. Evet, çok teşekkürler. Herkese günaydın. Bir kez daha burada bulunmak çok büyük bir memnuniyet kaynağı. Teşekkür ettiğiniz ve kongrenizin parçası olduğum için de 50. yılındaki bu kongrenin parçası olduğum için de memnuniyet duyuyorum. Sizi bugün başlığın da bahsettiği gibi Güney Afrika mineral endüstrisindeki araştırma, gelişme ve inovasyondan bahsedeceğim. Spesifik bir konudan bahsetmek istemiyorum çünkü bu çok uzun sürerdi. Bunun yerine size bir seyahatten bahsedeceğim. Bizim için bu yol, izlediğimiz yoldan bahsedeceğim ve size bunu anlatmaya çalışacağım ve bu gelecekte nereye gideceğimize ilişkin bir yol haritasından bahsedeceğim. Şu açıdan önemli. Bu sunum ile diğer ortak oturumlardaki sunumlarla birleştirmek istiyorum çünkü bunlar arasında bağlantı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir şekilde halihazırda konuşulan birçok konuya ilişkinde bazı eksik kalan noktalara da ışık tutabilecek bir sunum. Evet. Şimdi öncelikle biraz bizim nereden geldiğimize ilişkin, durumumuzun ne olduğuna ilişkin bilgi vermek istiyorum. Maden araştırmacısı, araştırmaları, Güney Afrika'daki maden araştırmaları 1980'lerin başında zirveye ulaşmıştı ve maden araştırmaları odası vardı ve dünya çapında bilinen bir oda burası. Birçok araştırma ve geliştirme çalışması yürütüldü burada. Bunun etkisi de bilhassa mineral madenleriyle ilgiliydi. 1980'lerin başında giderek artan sürede maden şirketleri, bunların sponsoru olarak çalışmaya başlayanlar, paralarını başka bir yere çıkarttılar, bu kurumdan çektiler ve kendi araştırma ve geliştirme çabalarına ayırdılar. Ancak buradan çıkartılan ders, eğer bunu yapmaya başladığınız zaman tüm araştırma ve geliştirme çabasını riske atıyorsunuz. Çünkü her türlü ekonomik bir gerileme bu paranın geri çekilmesine, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden, eğitim veya diğer alanlardan alınmasına yol açabiliyor. Bu nedenle araştırma ve geliştirmelerin fonlanması bizim dünyamızda neredeyse bitme aşamasındaydı ve bu konuya daha sonra değineceğim. Tekrardan bu ilgiyi çekebilsin diye, insanlar bu alana yönelebilsin diye şunu yaptık.
Birinci olarak, ilk olarak bu değer miydi buna? Onu sordu. Madenle ilgili yapılacak bizim dünyanın bizim kısmımızda madenle ilgili yapılacak bir şey kalmış mıydı? Güney Afrika'daki birçok insan derindeki altın ve platinyum madenlerinden bahsetti. Aynı zamanda bizim tabii ki diğer maddeleri de çıkartıyorduk ve bizim hem Mandela maden ile ilgili hem de maden Güney Afrika değil, Afrika'nın güneyindeki her yeri kapsıyordu. Bu sadece Güney Afrika'dan ayrıca bahsedebilirim başlangıç için. Ama ABD jeolojik araştırmacısı 4.7 trilyon dolarlık kaynaklar olduğunu tahmin ediyor. Afrika'da 2.5 trilyon 2.5 ABD trilyonun 2.5 trilyonluk ABD dolarına denk gelecek kadar da enerji ile ilgili olmayan minerallerin bulunduğunu söylüyor. Maden endüstrisi Güney Afrika ekonomisinin kilit taşlarından birisiydi uzunca bir süre için. Bu arada platinyum grubu mineraller bakımından da %87 ve kromyum var, magnezyum var, altın var. Dünyanın bizim kısmımızda çok önemli olan noktada her maden çalışanının, işçisinin en azından 10 kişiye baktığını biliyoruz. Dolayısıyla bir insanların, çalışan insanlara baktığımızda bu endüstride 10 kişiyle çarpmamız gerekiyor. Ancak bildiğimiz gibi biz bir maden sektöründe bir krizle karşı karşıyayız ve bu kriz de giderek artan maliyetler, şu anda erişemediğimiz halde sıfır zarar noktası ve yine çevresel ve toplumsal meseleler ve giderek azalan verimlilik konuları nedeniyle bunlar her maden ile ilgilenen ülkede, dünyanın her yerindeki ülkede karşılaşılan sorunlar. Ancak bunu yapacak olursak, ekonomik modelleme geliştirirsek burada şunu akılda tutarak, eğer bizim altın ve platinyum sektöründen bahsedecek olursak, bunlar büyük oranda iş yükü gerektiren, iş yoğunluklu endüstriler. Bu halihazırda bu çalışma biçimimizi değiştirmeksizin ne olur? Burada var olan halihazırdaki kaynaklara bakacak olursak bunlar ekonomik olmaktan çıkar çünkü marjinler kapanıyor ve bu alanlar. Buradaki iki grafik eğer bakacak olursanız, koyu mavi yere bakacak olursanız, burada platinyum endüstrisi eğer bir şey yapmazsanız biz şu anda bulunduğumuz yerle ilgili 2020'lerin sonuna kadar 2020 sonuna kadar bu oldukça ikna edici bir argüman. Eğer bunları ilerletecek olursanız bunlar oldukça dikkate değmesi gereken nokta. Bu tabii ki bir anda, şu anda bulunduğumuz yere bir anda gelmedik. Şöyle düşün. Bir süreç vardı. Başkanlık ofisinin, Güney Afrika Başkanlık Ofisi'nin 2015 yılında başlattığı bir süreç vardı. Bunun ismi Pakisa. Pakisa bir kelime, suita ifadesi çabuk olalım, hızlanalım anlamına gelen bir yerel kelime. Bunun anlamı buradaki atölye çalışmaları yapıldı ve birçok bileşen, birçok aktörün bulunduğu 150 kişi, 150 kişilik bir grup 5 hafta boyunca bir toplantı gerçekleşip paydaşlarla, farklı hükümet birimlerinden, hükümetin farklı birimlerinden paydaşlar kaldı. Maden şirketleri vardı burada, mineral konseyleri vardı, maden üniversiteleri vardı, bilim konseyleri vardı ve işçiler, işçi örgütleri, STK'lar vardı. Ve çok verimli tartışmalar gerçekleştirildi. Bu gerçekten tam bir dönüm noktasıydı bizim endüstrimiz için. Çünkü bundan önce böylesi, bu toplantıdan önce bu kadar angaje olmuş bir çalışma yoktu. Herkes konuşuyordu ama işbirliği artık vardı. Bunu nasıl birlikte, bu ortak çabalarla bu konulardan nasıl baş edebilir sorusunu sorduk. Burada 5 temel çalışma alanı vardı bu alanla ilgili. Birincisi, var olan maden sektöründeki yatırımın canlandırılması, daha çekici hale getirilmesi, doğrudan yabancı yatırım için yapılması, sürdürülebilir toplulukların nasıl sağlanıldığına bakalım dedik. Çünkü maden sektöründe de biz oldukça parçalı topluluklar olarak bulunuyoruz. İşçiler
şirketlerin çalışanların bir yerde gruplandırılmasından bahsettik, bir araya gelmesinden bahsettik. %30 civarında bir işsizlik oranı var ülkemizde ve yine burada kazan kazan yararlanıcılığı, bu bağlamda kazan kazan burada aşağı doğru sürecin aşağı tabanına doğru yayılması ve işlemlerin bitmesi, üretimin aşağı doğru gitmesi ve yine burada bir topluluk halinde bulunmanın ilerletilmesi, geliştirilmesi konusunu konuştuk. Burada maden sektöründe buradaki temel hedefler, amaçlar giderek artan ekonomik katılımı sağlamak tüm paydaşlar tarafından, maden sektöründeki tüm paydaşlar tarafından bulunması ve yine maden topluluğunun tüm mallar bakımından geliştirilmesiydi. Eğer bu bizim için işe yararsa, bir yandan yeni dünya ekonomik sektörüne yol açacaktı. Az önce söylediğim gibi her iki taraf için yararlı bir durum olacaktı ve yine var olan malların üretilmesi, elimizdeki var olan potansiyel ihracat ürünlerinin üretilmesiydi. Bunun temelinde bulunan konu, burada konuştuğumuz temel nokta işbirliği ne dayalı endüstriyel ilişkiler, burada kopuk ilişkilerin olduğu iklim, çalışma ikliminin durumu ve yine maden sektöründeki işlerin artırılması ve buradaki gelir durumunun ne olduğuna bakılması, yaşam kalitesinin artırılması ve sınırlı oranda çevresel etkilere yol açılması, bu regülasyonların düzenlemelerinin yapılması da bizler bakımından oldukça önemliydi ve hala da bizim için bir konu olarak duruyor. Ürünlerin ihraç edilirken oluşturduğumuz konular ve burada sıfır zarar meselesi yine çok önemliydi ve becerikli çalışanların olmasıydı. Bu bağlamda konuları konuştuk. Bahsettiğim bu beş temel prensibin ardından buradaki ilerleme, grup olarak ilerleme konusu iki temel prensibe dayanıyordu. Birincisi, bu iki ayağı olan bir prensipti. Bir, maden araştırma ve geliştirme çalışmalarını entegre edecektik ve ikincisi de maden, yerel bir maden üretim ekipman grupları oluşturacaktık. Bunları yaparken eğer biz mekanik üretimiyle ilgili bu ekipmanlar sağlanırsa, bu ekipman bir sonuç olarak elimizde kalacaktı. Bu araştırma ve geliştirme çalışmasının, ticarileştirme çalışmasının bir sonucu olacaktı. Bu Güney Afrika'da üretilecekti. Güney Afrika üretilecekti ve ilk önce Güney Afrika bölgesinde ve belki de ardından Güney Afrika bölgesinin ötesinde bir ihracata yol açabilecekti. Bunlar ihraç edilebilecekti. Modernleşmeden bahsediyorduk. En nihayetinde bir şekilde makineleşmeden mekanikleşme çalışmasından bahsetmemiz gerekiyordu. Diğer paydaşlar da, toplantı alanında bulunan herkes bir anda evet şöyle duralım, insanların iş kaybına yol açacak dedi. Ve biz bu işçi örgütleri olarak bu kişilerin çalışmasına ihtiyacımız var. Bunun olmasına izin vermeyiz dediler. Böyle bir durum vardı. Durum buradaki makineleşme gerçekleşirse ve bu üretim sağlanırsa, yüksek düzeyli de bir üretim sağlanırsa, bir sektörden diğerine iş gücünün nakledilmesi, geçmesi konusu vardı. Bu halihazırda devam eden bir tartışma olarak devam ediyor. Öncelikle biz bu var olan yerel ürün tedariğini nasıl maksimize edebiliriz, nasıl maksimum hale getiririz diye baktık. Ve burada hükümet tarafından geliştirilen bir çalışma olarak çok güçlü bir şekilde bu bizim yerel tedarik zincirimizin geliştirilmesi kısmını konuştuk. İthal etmek yerine yerel ürün tedarik zincirinin geliştirilmesinden bahsettik. Aynı zamanda bu var olan bizim araştırma geliştirme çabalarımızı nasıl canlandırabiliriz, bu kapasiteyi nasıl geliştiririz konusunu ele aldık. Ve bu sürecin başlamadan önceki kısmına bakacak olursak, bu mineral çıkarılması ve mineral işletmesi ve mineral yararlanıcılığı ile ilgili sürece bakacak olursak, öncesinde devlet mineral araştırmalarına para yatırıyordu, mineral incelemesine 200
200 milyonluk bir para yatırıyordu buraya, bu sürece ve bunun yararlanılmasına, bunun kullanılmasına ve 200... Ancak bunlar mineral çıkartılmasına veya maden sektörüne, maden alanına doğrudan gitmiyordu. Burada bir yerde kalıyordu, bu orta bir yerde kalıyordu. Biz şunu yapmaya çalıştık. Buradan fonun mineral çıkartılması ve araştırma geliştirilmesi alanına aktarılması için çabaladık. Bu süreç gerçekleşmeden önce bizim elimizde bir parçalı bir üretim sürecimiz vardı, geliştirme, araştırma geliştirme için. Bu konuda tekil ve bütüncül bir yaklaşım yoktu. 7 farklı örgüt, organizasyon vardı, merkez vardı. Bunlar birbiriyle konuşmayan parçalı örgütlerdi ve bunlar arasında bir rekabet vardı tabii ki, ve para içerisinde. Pakistan'ın ardından ise bunların bir arada ortaklık gerçekleştirildi, işbirliği gerçekleştirildi ve bunların, tüm paydaşların yapılandırılmış diyalog kurulması, böylelikle karşılaştıkları zorluklar hakkında konuşmasına imkan sunuldu ve endüstrinin ihtiyaç duyduğu konuların konuşulmasına imkan sundu. Bu da en başından itibaren çok önemli bir itki gücü olarak karşımızda bulundu. Yürüttüğümüz araştırma, kat ettiğimiz ilerleme ve ekipmanların doğru hedefe yönlendirilmesi gerekir ve tatmin edici maden sektörünün ihtiyaç duyduğu gereklilikleri tatmin edici bir şekilde karşılamalı. Müşterilerimizin, maden sektöründeki müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamalı. Biz kapasite geliştirmemizi, araştırma ve geliştirme için kapasite geliştirme çalışması yaptık. Etkili bir şekilde bunu gerçekleştirdik, bir model sunduk. Mandela Maden alanı ile ilgili de üniversiteleri dahil ettik, araştırma konseylerini dahil ettik, akademiyi ve maden profesyonel mesleki örgütlerini, sanayide bulunan, endüstride bulunan herkesin, her paydaşın dahil edilmesi, maden, Mandela Maden çalışmasının farklı paydaşlar arasında kolektif bir çalışmayı kolaylaştırma durumu vardı. Evet, peki nasıl devam ettik bu parayla ilgili olarak? Araştırma için paraya ihtiyacımız vardı, araştırmacılara ihtiyacımız vardı, tesislere ihtiyacımız vardı ve çözülmesi gereken problemlerimiz vardı. Biz, bunların her biri vardı bizde artık. Yaptığımız ilk şey, burada yaptığımız şey boş bir alandı ve burası bilim ve teknoloji birimine aitti. Bu çalışma kurumuna aitti. Böyle bir aracımız vardı, bunu mümkün kıldık ve kullandık. Ve ilk bağışları aldık. İkinci olarak da esas fon sağlandı. Bu yapılması gereken çalışma ile ilgili fon sağlandı ve bu fonlama da iki noktaya dağılıldı. Bunun üçte ikisi hükümetten, yarısı ise endüstriden geldi. Bununla ilgili konuşuldu. Bununla ilgili çok netti ve bu şekilde yürütüldü bu çalışma. Bunun ardından bir başka hükümet birimi daha vardı. Bu da ticaret ve endüstriydi ve bu da zaten hali hazırda onlar da bununla ilgili çalışmalar yaptılar ve bu maden üretim grubunun oluşturulmasına yol açtı. Hükümet ve endüstrinin bir arada olduğu bir özel endüstri fonunun bir arada bulunduğu, özel sektör fonunun bir arada bulunduğu bir çalışmaydı. Burası Mandela Maden yöresi bölgesi olarak adlandırılıyordu. Bir aşamada bu maden güvenlik
Kendisi kısa bir süreliğine orada maden bekçiliği yaptı ve kendisinin maden sektörüyle bağlantısı vardı. Ve tabii ki aynı zamanda kendisinin tüm çalışma yaşamı boyunca ve ömrü boyunca da maden sektörünü destekledi. Ve bizim için büyük bir imtiyaz kaynağıydı. Bunu Mandela Vakfı tarafından kendisinin ismini ve kullanmamıza izin vermeleri bizim için büyük bir imtiyazdı, ayrıcalıktı. Ve geçen yılın Kasım ayında üç hükümet bakanının da katıldığı ve diğer çalışmaların ihtiyaç duyulan düzeyde bir profil çalışmasıyla yapılan bir çalışma oldu. Bu çok ortak bir çalışmaydı ve çabaydı. Bu hükümet birimleri, hükümet organları, maden planlanmış izleme çalışması yapıldı ve buradaki en önemli çalışmalardan birisi de beşincisi ulusal kaynaktı ve paranın ulusal hazineden, devlet hükümetin parasının geldiği yerde ulusal hazineden, milli hazineden kullandığımız paraydı. Güney Afrika'da sektörü temsil edenler bakımından başka fonlayıcılar vardı. Burada karşılaştığımız buradaki fondu eğer 100 elimize yıllık olarak geçen miktar bu kadar şu anda ve endüstride bir oyuncu olarak mesela bir maden şirketi olarak aslında ya 1 milyon, 2 milyon veya 3 milyon koyabiliyor. Yani bir lig tablosu gibi düşünün ve en büyüğü 3 milyon koyuyor ve 3 milyon koyan şirket bir 100 milyonluk bir kar yani yararı sağlayabiliyor. Burada aslında durum bu. Yani burada tabii bazı üyelerimiz var. Bu da bir bu ekibin içerisinde bir madencilik ekipmanı üreten bir şey var. Bir de Sampec var. Sampec de mineral işleme tesisi. Ve bir de tabii bir madencilik fakülteleri de var. Bunlarla da son iki yıldır beraber çalışıyoruz. Bunlar da bizimle çalışmaktan çok memnun. Ve bütün bu ilişkileri nasıl daha ileriye götürebiliriz onları konuşmaya çalışıyoruz aslında. Yani hem endüstri hem araştırma hem de bilimi bir araya pek çok sektörü bir araya getirerek tarım, uzay teknolojisi, savunma bütün bu sektörleri bir araya getiren bir cluster aslında bu. Ve tabii ki bu yörenin kendisindeki tabii ki sivil toplumda, yörede yaşayanlar da burada ve burada ve tabii ki eş fonlanan bir grup bu ve CSI tarafından CSIR tarafından destekleniyor ve Kuluçka Merkezi gibi görev görüyor burada ve buradaki ilişkiler aslında şunu gösteriyor, bütün bu ilişkiler araştırma ve yenilik birlikte çalıştığında aslında imalat sektörüne oldukça katkıda bulunabiliyor ve burada bu kümeyi geliştirirken bir de MEMSA'dan da bahsetmek lazım. MEMSA'da bir üye ve biz ne yapıyoruz aslında? Biz araştırma ve geliştirme unsuru olarak bu kümenin bütün öncelikle MEMSA üyeleriyle konuşuyoruz eğer bir şeyin geliştirilmesi gerekiyorsa. Yani tabii ki her zaman çok büyük küresel uluslararası çapta çalışabilen bir şey değil ama öncelikle onu üyelerimizle test etmeye çalışıyoruz. Sonra gidip küresel madencilik sektörüyle konuşuyoruz. Ve Afrika'daki durum şu aslında bir yandan da küresel olarak da aslında bir ilgiyi Güney Afrika'ya çekmeye çalışıyoruz imalatla beraber. Ve aynı zamanda kendilerine mentorluk etmek yani yerel şirketlere danışmanlık da yapmak istiyoruz. Tedarik zincirlerini oluşturmak ve tabii ki daha küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesine yardımcı olmak gibi hedeflerimiz var. Hepsi bir arada aslında burada durmakta bu kümenin içerisinde amaçlar olarak. Ve modernizasyonun da tabii ki yerel olarak da aslında mantıklı olacak yerini de kabul edeceği yenilikler geliştirmek de gerekiyor. Bizim türümüzdeki, bizim yaptığımız
madencilik türüne özgü pek çok aslında özgün şeyler bulmamız gerekiyor. Örneğin Endüstri 4.0 uygulaması gibi mesela. Evet, tamamen böyle bir montaj alanıymış gibi, yani toparlanma alanı olarak çalışamıyoruz ama daha çok yerel iletiş, imalatı arttırmaya da dönük çalışıyoruz. Ama buradaki bu yer aslında Güney Afrika ekipman imalatçılarının bu konuda küresel olarak liderliği nihayetinde ele geçirebilecek, özellikle sığ kayalıklarda ve madencilik sistemleri geliştirme alanında bir hedef de barındırıyor bu küme. Ve bir başka Jeremy'den duyduğumuz kadarıyla dün sabah söylemişti. Aslında bütün bu tür araştırma geliştirme uygulamalarının rakamlarını duymuştuk ve bunlar da aynı şekilde bizim vakamız için de geçerli. Tabii ki önleyici bakım örneğin çok büyük açıklıklar için gerekli bir şey, yer altındaki açıklıklar için gerekli bir şey. Önleyici bakım ve bu tür şeylerle uğraşıyoruz aslında, enerji ve maliyet yararları gibi. Aslında bütün bunları aslında hem uygun ve uygulanabilir şekilde yerele uygulamak, aynı zamanda elimizdeki madencilik ortamında bu genel küresel yenilikleri oraya uyarlamak gibi bir zorunluluğumuz var ve bu her zaman tabii ki kolay bir şey değil ve yoğun, özellikle emek yoğun bir sektörde olduğu için bazen işleri tamamen imkansızlaştıran koşullarla da karşılaşıyoruz. Peki ne yapıyoruz? Ne yapmaya çalışıyoruz aslında? Üç şey yapmaya çalışıyoruz. Birincisi, şu andaki mevcut madenciliğin ömrünü arttırmaya çalışıyoruz. İkincisi, mevcut konvansiyonel metotlarla erişilemeyen cevher kütlelerine erişmeye çalışıyoruz. Bu da çok zor bir şey ve aynı zamanda daha da derinde olan cevher kütlelerine erişmeye çalışma gibi hedeflerimiz var. Ve biz bu programı SAMERDE dediğimiz bir program geliştirdik. Bu da SAMERDE Güney Afrika Araştırma Geliştirme Madencilik oluşumu. İki tane ana unsuru var. Biri maliyetleri düşürme ve iş sağlığı ve güvenliğini ve iş maden verimliliğini arttırma üzerine araştırma geliştirme programları amacı. Biri de mevcut R&D araştırma geliştirme kapasitesini arttırmak, canlandırmak. Ve tabii ki şöyle bir durum da var aslında. Endüstrinin ihtiyaçlarına ve tabii ki bu durumda hükümetin, yani idarenin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmek, çünkü bir kriz söz konusu ve uzun dönemde tabii iki tane kısa ve orta dönem hedef olarak ortak işbirlikleri geliştirme, orta ve uzun dönem hedef olarak da kapasite geliştirme hedefi var. İki tane hedefimiz var, üç hedefimiz var demiştik. Birincisi tabii ki madenciliğe baktık. Öncelikle modernizasyon nedir? Onu anlamaya çalışmak lazım. Modernizasyon sadece teknoloji demek. Evet, teknoloji unsurları içeriyor ama aynı zamanda insanlarla da ilgili bir şey bu yani ve insanların çalışma şekli de. Yani modern bir madenci neye benzer? Kendisi kadın ya da erkek, nasıl birisidir? Ne gibi bir becerileri vardır? İdare yönetimi nasıldır? Gibi. Bunların hepsi sonuçta benim yönetildiğim veya benim şu yönettiğim şekilde değildir bu insanların yönetim şekli örneğin. Ve bunlar tabii ki işlemler, süreçler ve insan. Bunların hepsi bir aradadır aslında modernizasyonda ve mekanizasyon da örneğin mesela uygunsa, eğer yapılabiliyorsa, her şey bununla beraber gidebiliyor. Teknoloji olabilir, iletişim sistemleri olabilir, hepsi olabilir ve izleme, kontrol ekipmanı olabilir, her şey olabilir. Örneğin madencilikte, patlayıcı kullanılmayan madencilikte zor bir konu. 180 veya 260 megapascal olan bir şey düşünelim. Burada patlayıcı kullanmadan ne yapabiliriz? Bu da bir zorluk. Daha özellikle derin araştırmalar gerektiren bir konu. Tabii bir de kesişen inisiyatiflerimiz var. Birincisi, herkesin bildiği gibi cevher kütlesini zenginleştirmek. Yani kayanın daha ötesini görebilmek. Bütün teknikleri, jeofiziği, jeolojik teknikler, sondaj teknikleri, boyutlar vesaire, bunların hepsini araştırmak ve böylece de aslında
Bunların hepsinin bize daha ileriye kayanın ötesini görecek, görme kabiliyeti sağlaması ve burada gördüğünüz gibi özellikle patlayıcı kullanılmayan madencilikte özellikle cevher kütlesinin nerede olduğunu bilmek ve para israf etmemek yani bir yandan da önemli tabii ki. Bir başka şey de gerçek zamanlı bilgiye dayalı yönetim sistemleri. Burada tabii bütün bu 6 program aslında ve sistem mühendisliği temelli olmalı aslında. Öyle olmak zorunda bir yandan. Yalnızca bir tane izole bir araştırmaya dayalı olmamalı aslında. Çözüm geliştirmek istiyorsanız böyle olmak zorunda. Örneğin buraya bakarsanız mesela madenciliğin şeylerinin interneti gibi söylenebilir ve izlemeye dair piyasada aldığınız her bilgi bu işte konuda işe yarayabilir. Eğer bunlar birbiriyle konuşamıyorsa o zaman bunu birbiriyle iletişimini sağlayamazsınız ve buradan da bir iletişim kurulamayacağı için zaten ilerleyemezsiniz gelecekte ve bunu akılda tutmak gerekiyor. Ve bunlar gerçekten özellikle çalışmaya uğraştığımız bir konu, gerçek zamanlı bilginin sağladığı bir sistem. Evet ve üçüncüsü de insanlar tabii ki. Her şey insanlarla ilişkilidir. İnsanlar olmadan hiçbir şey değişmez. İnsanları değiştiremezsiniz. Ve şöyle düşünüyorum yani aslında maden kavramı insan olmadan yapılabilecek bir süreç değil. Yani insanlar birçok farklı şey yapıyor sonuçta bu sektörde. Ve söylediğim gibi aslında her şey çok insan merkezli olmak zorunda ve sistem yaklaşımı da gerekiyor özellikle yenilik geliştirmek istiyorsanız. Ve biz tabii ki örgütlü emekle de konuşuyoruz örgütlü işçilerle. Buradakiler gördüğünüz üzere önde gelen madencilik sendikaları ve bunlar gerçekten şöyle dediler. Biz olmadan bizimle ilgili hiçbir şey yapmayın. Bu gerçekten çok önemli bir nokta bizim için. Yani yaptığımız her çaba, aslında gösterdiğimiz her çaba onları dahil etmek zorunda ve onlar da bunun bir parçası olmak zorundalar. Ve bu da aslında o noktada ortak bir anlayış geliştirmek, yani modernizasyonun ne olduğuna dair bir anlayış geliştirmek de çok önemli. Mesela burada şimdi işte imalatta daha çok iş yaratacağız demem ve işte gelecekte bazı işlerin kaybolacağını söylemem falan böyle aslında bana inanmayacaktır mesela örgütlü işçiler bu konuda bana veya sendikalar bana inanmayacaktır. Etkisi nedir? Gerçek rakamlarla konuşmamız gerekiyor derler bana. Bu yüzden bizim de böyle yapmamız gerekiyor. Bu tür konuşmalarla başladık o yüzden ve bunun sonuçlarının ne olacağını konuştuk ve gerçekten de aslında madencilik çevresinin, maden sektörünün dışına gidecek kadar, dışına yayılacak kadar büyük etkiler yaratabilirdi. Ve bununla başlayıp bütün bu çalışmalar aslında 2017'de başladık, 2017'den 2019'a kadar ve ilk aşamanın büyük bir bölümünü bitirdik aslında. Özellikle temel hatları tesis etmek, boşlukları tanımlamak, 40'ın üzerinde teknolojinin tanımlanması gibi işler yaptık. Bazıları in-house, bazıları maden şirketlerinin içerisinde yapılan çalışmalar ve bunu daha sonra da kamuya açmak ve kamuyla paylaşıp aslında başkalarıyla da denemelerini sağlamak, denemeler ve teknolojiyi kullanmak bizim projelerimizin dahilinde ve aynı zamanda yeniliğin burada uygulanabilir olması çok önemli. Yani maden şirketleri bu açık yenilik fikrine de yakın olmalı. Yani bunlar sadece kapalı kapılar ardında geliştirilen şeyler değil. Katkıda bulunduğunuz özellikle Mandela madencilik bölgesine katkıda bulunan herkesin kullanımını açmak kapalı kapılar ardında geliştirdiği yeniliği önemli diye düşündük. Onları ikna etmemiz gerekiyor. Ve buradaki arkadaşlarımdan Steve de bu konuda oldukça aslında şey geliştirdi. Ve bunlar da tabii ki hükümetin desteğiyle de yapılan işler oldu. Ve şu anda aslında üçüncü aşamaya doğru gitmekteyiz. Burada aslında araştırma geliştirmeye baktığımız aslında bir de buradaki ölçeğe bakıyoruz öncelikle. Bu ölçek NASA'nın NASA teknolojisi düzeyinde bir şey aslında. Birinci düzeyden bakıyoruz öncelikle. Öncelikle bunların hepsi ticarileştirme üzerinden gidiyor. Sonra da TRL 9 yani 9. düzeye doğru gidiyor. Teknolojiye hazırlık düzeyi adlı bir ölçek bu ve bu model aslında nihayetinde şunu söylüyor. Birinci ve ikinci aşamada ve üçe doğru aslında burada
kavramsal şeylerle uğraşılıyor. Üniversitelerin daha çok oynadığı bir bölüm burada, burası ve yapılabilirlik kapasite sonuçları tartışması var. Arkasından aslında ticarileştirme sonucu geliyor bunun arkasından. Bu diğer aşamalarda üniversiteleri çalışıyor bu konuda çok, 1 ve 2'de. Ve biz aslında uygulamalı alanda ve ortada duruyoruz aslında ve böyle olması da gerekiyor bir yandan. Sonuçta bu tamamen bir farklı alanlara koymak değil. Buraları çekerek aslında sınırları göstermiyor bunlar yani. Buradan buraya sürekli geçişler olabiliyor. Bazen üniversite şöyle bir aslında bizim kendi başımıza yürütmek istediğimiz bir süreç vardı diyebilir. Tamamen kendi başımıza yürüteceğiz diyebilir. Yani bunlara dair bir şekilde vaka bazında çalışılabilecek şeyler de söylenebilir. Burada hedef canlı ve dinamik bir madencilik Ar-Ge ortamı oluşturmaya yönelik çabalar. Bir kez daha aynı şeyi göstermiş oluyoruz. Burada bir araştırma sürekliliği söz konusu. Buradaki temel olarak bulutların üstünde gidip zemine hiç inmeyen, faydalı da bir şey getirmeyen Ar-Ge'lerin ötesine geçmek istiyoruz. Our Department of Science and Technology did their own research and they said burada teknoloji kendi araştırmasını yapıyor. Burada gayri safi yurt içi hasılanın %1,5 kadarı aktarılmış oluyor. Şu anda yaklaşık olarak yıllık 100 milyonluk bir orandan bahsediyoruz. 1,5 milyar ediyor burada. Bizim niyetimiz 2030 itibariyle bunu gerçekleştirmek. Bu noktada bir stratejik planımız var geleceğin madenini oluşturmak için. Bu aynı seviyede finansmanla geleceğin madenini oluşturmak için. Various initiatives like the African Mining Vision, Afrika Madencilik Vizyonu, Güney Afrika Ulusal Kalkınma Planı ve benzeri ve benzeri. Tüm bunların bir arada yönetilmesi bizim için çok önemli. So we have to continue looking for the quick wins. Aynı zamanda hızlı olarak kazandığımız şeylere de bakmamız gerekiyor. İlerideki işbirliği temeline gerçekleştirecek şeylerle birlikte. İnsanların araştırma konusunda rekabetçi ihale yaptığı durumlar olabiliyor. Ben bir araştırma yapmak istiyorum. İşte başkası başka bir şey yapmak istiyor. Bununla karşılık olarak ne kadar keseceğim? Ama bunun ötesine geçen bir model bu ve bunu yaptığımız, yapma biçimimizin bir süreci bu. Burada madencilik üniversiteleriyle birlikte gerçekleştirebiliyor. Madencilik ötesine geçebilecek bir şey. Altı programımız var. İdealde her bir program için bir araştırma merkezimiz var. Bu bir üniversitede bulunan merkez. Oradaki üniversite kapasitelerini kullanıyorlar. Ama biz üniversitelerin diğer üniversitelerle işbirliği yapmasını teşvik ediyoruz. Yani araştırmalar sadece tek bir üniversitede yürümek durumunda değil. Bu da kapasite oluşturma, yetenek oluşturma işbirliğinin başlığı. Güney Afrika'da başka önemli kurallarımız da var, özellikle miras meseleleriyle ilgili olarak. Tarihsel olarak dezavantajlı üniversiteleri dahil etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda demografimizin, nüfus yapımızın doğru olduğunu sağlamamız gerekiyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğine uyduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Dönüşüm, kapsayıcılık ve benzeri gibi her şey bizim modelimizin içerisinde. Ve bizi de hiçbir şekilde engellemiyor. Eğer yerelleştirilmişse modernizasyonun bir kazan kazan durumu olması gerekiyor. Yerel ekipman imalatı aynı yolu takip ediyor. Ve yerel imalat ekipman öbeğimizi sağlamak için bunu şu anda geliştirdiğimiz, yerel olarak geliştirdiğimiz şeylerle eş sesli olarak, uyumlu olarak söylemesini sağlamamız gerekiyor. Bu da madenciliğin ötesine geçtiğimiz nokta. Çünkü bakmamız gereken şey şu. Bunun gibi toplulukları nasıl geliştirebiliriz?
Onlar bizim madencilik işletmelerimizin hemen kapısının eşiğinde yaşıyorlar. Yerel sanayileşme bunun yöntemlerinden bir tanesi. Gidip buraya bir fabrika yapmayacağız ama LHD için. Ama yine de buraya yakın bir yerde muhtemelen bir bakım tesisi kurabiliriz LHD'ler için. Ve bunun yerelleştirilmesi çok daha kolay. Burada yerel sanayileşmedeki eşlik projeleri dediğimiz bir dizi projeler. Bunu yapabilmek için bu topluluklarla anlamlı bir ilişki kurmamız gerekiyor. Eğer buraya geçip burada bir parçalar üreten fabrika yapacak olursak, siz kimsiniz diye sorabilirler. Önce bizimle konuşmanız gerekir derler. Biz konuştuğumuz şeyi onlara anlatmamız gerekiyor. Açık bir diyaloğa ihtiyacımız var topluluklarımızla. Bu eşit bir iki yönlü diyalogtur aslında. Biz onlara modernizasyonun ne olduğunu söylememiz gerekiyor. Onlar modernizasyonla nasıl bir şey anladıklarını bize anlatmaları gerekiyor. Ve hayatlar üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla şu anda üzerine çalıştığımız en zorlu şeylerden bir tanesi bu. Ve bu bir angajman projesi. Bunu daha ileriye taşıyabilmek için. Then we talk about beneficiation. Ardından faydalanmadan bahsetmemiz gerekiyor. Altı farklı iş akışı olduğundan bahsetmiştik. Bu bir buradaki Mandela madencilik alanında da yaptığımız bir şey bu zenginleştirme aşamasında. Bu zenginleştirme süreci yakıt hücresi teknolojilerinin gelişimine de ekleniyor. Bu dünyada yakıt hücresi gelişimi konusunda liderliğimizle ilgili bir şey. Ve bir takım kapasiteler oluşturmamız gerekiyor dünya için burada. Demir ve çelik diye değer zincirine de bakmamız gerekiyor. Güney Afrika bu alanda ne yapıyor? Madenlerinde yüksek kaliteli mangan ve demir üretiyor. Bunu Çin, Hindistan gibi yerlere ihraç ediyor. Çeliğe dönüştürüldükten sonra gerisin geri geliyor. Dolayısıyla bizim açımızdan çok fazla bir değer ekleme söz konusu değil. Bunu ne şekilde canlandıracağımıza dair de bir yöntem düşünmemiz gerekiyor. Yine tarım alanına bakmamız gerekiyor. Buradaki boş tesislerin ya da arazi haklarının kullanılmasına bakmamız gerekiyor. Burada insanların yaşadığı yerler var, suların verimli topraklar için kullanıldığı yerler var. Bu yüzden de maden tarım projelerinin geliştirilmesi oldukça faydalı olabilir. Daha önce tarif edildiği üzere sürdürülebilir bir manzara oluşturmamız gerekiyor. Burada şu anda pek çok tartışma yürütüyoruz. Bu şu anda bizim araştırma programımıza tekabül etmiyor. Bizim için isteyeceği şey alternatif finansman bularak bu tür işlerin hızlandırılması. Sürekli Güney Afrika'dan bahsettiğimizi duydunuz ama biz şu anda Güney Afrika değil, bütün Afrika'yı içeriyor. Madencilik ekipmanı, araştırma, geliştirme bilgilerinin bütün kıtaya aktarılması söz konusu. Kıtamızdaki bütün projelere yönelik bir çaba bu. Madencilik, endüstrileşmeye yönelik bir itici güç oluşturuyor. Madenlerin yeniden canlandırılması, yerel imalat süreci zenginleştirme, katma değer ekleme, tüm bunlar bir araya gelerek bağlantılı bir manzara oluşturuyor.
bütün iş yaratma süreçlerinde odaklanmamız gereken şey bu. Ancak böylece çarpan etkilerini yaratabiliyoruz gereken zaman çerçevesinde. Son olarak burada madencilik araştırma geliştirme sürecini yeniden ilerletmek için bir işbirliği sürecine ihtiyacımız var. Sürdürülebilirliği gerçekleştirmemiz gerekiyor. Buradaki hedef gerçek kapasitelerin ve yeteneklerin oluşturulması, mevcut kapasitelerin desteklenmesi, çeşitli paydaşlar arasında ağın gerçekleştirilmesi ve Mandela madenlerindeki sürecin ilerletilmesi ve tam bir paydaş desteğinin sağlanması. Çok teşekkürler. Maalesef çok zamanımız yok soruları almak için. Ama takdirlerimizin bir nişanı olarak aslında bu bir soru değil. Sayın ki yenilikçi projelerinizin oranı burada son derece birinci taşınabilir suyla ilgiliydi. Bir de ikincisi buradaki fon hazırlandıktan sonra hazırlanan bir projeydi. Bunun için üstlenmediniz. Yanıtlamak gerekirse bu programları bizler 2 yıl önce geliştirdik ve bu programlarda çalışmalarımızı sürdürdük. Ancak ilerledikçe bu programlarda çok sıklıkla şöyle tartışmalar yaptık. Özellikle diğer madencilik firmalarıyla yaptığımız tartışmalarda örneğin su ve enerji konularında daha önce duymadığımız konuları masaya yatırdılar. Daha önce şu anda yapmakta olduğumuz konuları terk etmeyeceğiz. Ancak dikkate alacağımız diğer alternatif fonlama konusuna da dikkate alacağız dedik. Çünkü odak noktamız bu konuları bu şekilde dikkate almaya çalıştık.